Merhaba sevgili çocuklar. Evet, kitap kurdu videosundasınız. Evet, bugün bu videoda sizlere Nemi tanıtacağım. Evet, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Binbaşı Emiri Ayşe'yi tanıtacağım. Evet, üzerinde de yazıyor, gördünüz mü? Peki nerede bir yararlılık göstermiş Binbaşı Ayşe Emiri? Evet, Aydın'da, gördünüz mü? Kitabın yazarı İsmail Bilgin. Hadi kitabın içeriğine bakmadan önce ne yapıyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? Kitabın arkasına şöyle bir bakıp kitap hakkında bilgi edinmeye çalışıyorduk. Hadi bakalım. Evet, kitabın arkasını çevirdik. Bakın ne diyor? Kurtuluşun kahramanları. Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz kahramanları ve en heyecanlı maceraları bu dizide. Evet, siz de bu cümleden anlayacağınız üzere bu kitapların meydana getirdiği bir dizi. Bir dizi şeklinde yayınlanmış ve elimdeki kitap diziden bir tanesi. Cesaret ve özveriyle kahramanlaşan bu isimler artık çok yakınımızda denilmiş. Hemen ne yapıyoruz şimdi? Kitabın ön yüzüne tekrar dönelim. Evet, dönmeden önce neler varmış bu seride? Hemen şöyle bir bakalım. Evet, İpsiz Recep, Hasan Tahsin, evet Sütçü İmam, Yörük Ali Efe, Fatma Seher Hanım, Binbaşı Emire Ayşe, bu kitapta zaten bu, Şerife Bacı, Onbaşı Nezahat, Küçük Yusuf ve Şahin Bey'den oluşan bir seri. Evet, hadi bakalım şimdi kitabın ön tarafına ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Evet, arkasını da okuduk. Kitaba adını veren kişi kimdi? Binbaşı Emire Ayşe. Bakın buradaki kadın. Evet, şimdi daha ilginç gelmeye başladı mı? Bakalım neler yaptı. Hadi içine bir bakalım. Evet, ilk sayfayı çevirdik. Binbaşı Emire Ayşe, İsmail Bilgin tarafından yazılmış. Evet, Ahmet Efe adında bir arkadaşınızın önerisi üzerine ne yaptım? Bu kitabı okudum ve sizlere tanıtıyorum. Teşekkür ediyorum Ahmet Efe'ye. Kendisi tam bir kitap kurdudur. Buradan da sevgilerimi iletiyorum ona. Evet, kitabımızın bir sayfasını daha çevirdiğimiz zaman hemen ne var? Bakın, İsmail Bilgin hakkında bir bilgi var burada. Evet, ve yazarın kitaplarından bahsediyor. Bakın neler yazmış olduğundan burada da bir bilgi var. Burada da bir bilgi var. Peki, hemen Emir Ayşe Bacı diye başlamış kitap. Azıcık size kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Ve o zaman kitap hakkında daha fazla ne yapacaksınız? İlgi çeken noktaları göreceksiniz. Emir Ayşe aslen Selanikliydi. Daha sonra muhacir duruma düşmüşler ve Aydın İmamköy'e yerleşmişlerdi. Bir süre çiftçilik ile uğraşmışlardı. Dünya Savaşı çıkınca kocası askere alınmış, Ayşe 5 küçük çocuk ve yaşlı babasıyla hayata bir başına kalmıştı. Hepsinin sorumluluğu onun omuzlarındaydı. Bu şekilde tam 2 sene evin geçimi için ter dökmüştü. Bir gün köye kara bir haber ulaştı. Ayşe'nin kocası Kafkas cephesinde çarpışırken şehit düşmüştü. Bu haber bütün köyü yasa boğmuştu. Emir Ayşe ise kocasının ardından hiç gözyaşı dökmedi. O şehit düştü, bana ağlamak yakışmaz dedi. Ama için için öyle üzüldü ki günlerce ağzına bir lokma ekmek, gözüne de uyku girmedi. Vakit geçtikçe öfkesi, kızgınlığı arttı. Şimdi evin geçimini tarlalarda, bağlarda çapara yaparak sağlıyordu. Akşama kadar çapa sallıyor ve yorgun bir halde eve dönüyordu. Aldığı günlük paralarla da evin ihtiyacını karşılıyordu. Küçük bir bahçesi ve beslediği hayvanları vardı. Bahçesini ekip dikiyor, hayvanlarından da süt ve yumurta sağlıyordu. Tarlada çapa yapan kadınlar korku içindeydi. Duydunuz mu? Düşman ilerliyormuş. Buralara da gelirse İzmir'e çıkacakmış. Aydın'a doğru ilerleyeceklermiş. O zaman bizler ne yaparız? Onlar her türlü zulmü yaparlar. O günleri görmesek Rabbim, ne kötü günlere kaldık. Emir Ayşe ise bu tür konuşmalara kızar, kadınlara çıkışırdı. Düşman gelirse gelsin, bizim de elimiz armut toplamıyor ya, geleceği varsa göreceği de var. Biz de vatanımızı, şerefimizi korumak için karşı koyarız. Nasıl karşı koyarız Ayşe teyze? Nasıl mı? Taşla, sopayla elimize ne geçerse.
Bunları söylemek kolay. Yapabilecek miyiz bizler kadınız? Kadınsak ne var bunda? Kadınlar da yeri gelince savaşır, çarpışır. Vatan hepimizin vatanı. Sadece erkeklerin değil. Sizler korkmayın, işinizi gücünüzü bırakmayın. Düşman gelirse göreceği de vardır der. Kadınlara cesaret aşılardı. Ancak Ayşe Emire'nin, Emire Ayşe'nin yakın zamanlarda duydukları hiç iç açıcı şeyler değildi. İzmir işgal ediliyormuş. Yunanlılar İzmir'den sonra Aydın'a yürüyeceklermiş. Bütün Ege'yi işgal etmek istiyorlarmış. Evet, gördüğünüz üzere Emire Ayşe nerede yaşıyor? Aydın'da yaşıyor. Eğer düşman yani Yunan askeri İzmir'e gelirse Aydın'a da gelir diye ne yapıyorlar? Tedirgin oluyorlar. Peki sonraki dönemlerde? Evet bakıyoruz. Evet. Evet, Aydın'a da gelmek durumu oluyor düşmanın sevgili çocuklar. Peki buradaki bu üç tane adam kim? Bunlar köydeki komşuları. Bu da Emir Ayşe. Peki sonra ne oluyor? Bakıyorlar, diyorlar ki yani bu adamlar boş durmayalım. Düşman gelirse hazırlık yapalım. Bunun için ne yapmak istiyorlar? Bütün köylüyü topluyorlar ama köylünün nesi yok? Silahı yok. Devam edelim. Bakın yine Emir Ayşe ve o köylüler nereye gidiyorlar? Hadi bir ipucu daha verelim. Aydın'a silah almaya gidiyorlar. Peki silah almaya giderken ne mi geliyor? Bakın yolları kesiliyor sevgili çocuklar. Bunlar kim? Bunlar düşman askeri mi? Hayır, hiç de değil. Okuyun görün bakalım. Sonrasında ne mi oluyor? Ayşe Emir'e sayesinde yanındaki köylüler bu adamların elinden kurtuluyorlar. Peki devam edelim. Evet. Evet sevgili çocuklar gerçekten peki bunlar kim? Evet Ayşe Emir Ayşe bu babası bu çocukları. Evet bunlar da onların hayvanları. Peki nereye gidiyorlar? Evet köylerini bırakıp göç etmek zorunda kalıyorlar. Düşman zulmünden kaçıyorlar sevgili çocuklar. Peki sonra Ayşe Emir'i onları bir yakınlarının yanına bırakmış olabilir mi? Peki sonra Ayşe Emir'e bir ne yapmış olabilir mi? Köylülerden, gönüllülerden oluşan bir küçücük bir ordu kurmuş olabilir mi? Daha neler neler. Bu kim? Evet, bu da Emir Ayşe. Ne çabuk ihtiyarlamış. Acaba öyle mi? Yoksa Yunan askerlerini mi kandırıyor? Ne dersiniz? Evet sevgili çocuklar gerçekten anlatımıyla, resimleriyle harika bir kitap. Bence okumalısınız. Evet. Bakın gerçekten çok faydalılık göstermiş, çok faydası dokunmuş bir kişi Emire Ayşe Kurtuluş Savaşı sırasında. Evet sevgili çocuklar bir videonun sonuna geldik. Evet şimdiden sizlere iyi okumalar diliyorum.